Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirette kendisine salavat getirenleri nasıl tanıyacaktır? Peygamberimiz ümmetini ahirette nasıl tanıyacak, nasıl ayırt edecektir? Benim ümmetim kıyamet gününde alınlarındaki abdest izlerinin beyazlığı ile tanınır. Ahmet bin Hanbel'de geçiyor. Henüz gelmemiş kimseleri tanıyabilecek misin? Nasıl tanıyacaksın? Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir adam düşünün. Öyle bir adam ki alınları parıl parıl atları var. Ayaklarının sekileri bembeyaz olan atları var. Siyah ve dor atların içinde kendi atlarını tanır mı tanımaz mı? Evet tanır dediler. Benim ümmetimde gurran muhaccelin olarak gelecekler. Allah'ın huzuruna gelirken karşıdan bakacağım. Alınlarında secdenin emaresi nur gamzeder göreceğim. Abdest uzuvları nurla etrafa nur saçıyor göreceğim. At sahibinin atlarını tanıyacağı gibi ümmetimi tanıyacağım. Ben havzımın başında onların faratıyım. Ben o kardeşlerimden evvel gidiyorum. Onlardan önce gidiyorum. Gideyim onlara yer hazırlayayım. Kevserimi hazırlayayım. Maşrabalarımı hazırlayayım. Bir misafiri misafir eder gibi. Onları güzel karşılayak istikbalede, hüsnü istikbalde bulunayım. Bu hadis Müslim'de geçiyor. Değerli dostlarım, salavat hakkında şu hadisleri arz edebilirim. Kim bana salavat okumayı unutursa ona cennetin yolu unutturulur. Beyhakkı'da geçiyor. İkincisi Amr İbni Rabia radıyallahu anh anlatıyor. Resul aleyhissalatü vesselam buyurdular ki bana salavat okuyan bir mümin yoktur ki ona melekler rahmet duası etmemiş olsun. Bu bana salavat okuduğu müddetçe devam eder. Öyleyse kul bunu ister az ister çok yapsın. Üçüncü hadis-i şerif İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resul aleyhissalatü vesselam buyurdular ki kim bana salavat okumayı unutursa cennetin yolunu terk etmiş olur. İbn-i Mesud radıyallahu anh buyurdular ki, kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Gerçek cimri yanında zikrim geçtiği halde bana salavat okumayandır. Bu hadisler Tirmizi'de geçiyor. Beşinci hadis Nesai'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselamla namaz kılınca, selam Allah'ın üzerine, selam Cibril ve Mikail üzerine olsun derdik. Resulullah aleyhissalatü vesselam, selam Allah'ın üzerine olsun demeyin. Zira Allah selamın kendisidir. Ancak şöyle deyin. Tahiyyat Allah içindir. Buhari ezan. Ebu Derda anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, cuma günü bana salavatı çok okuyun. Çünkü o gün okunan salavatlar meçhuddur. Melekler ona şahitlik ederler. Bana salavat okuyan hiç kimse yoktur ki, o daha okumasını bitirmeden salavatı bana ulaştırılmamış olsun. Bunun üzerine dedim ki, siz öldükten sonra da mı? Evet, öldükten sonra da. Zira Cenab-ı Hak Hazretleri toprağa peygamberlerin cesedini çürütmeyi haram etmiştir. Allah'ın peygamberi her zaman diridir. Rızka mazhardır buyurdular. Ebu Davud'da geçiyor bu hadis-i şerif. Yedinci hadis-i şerif, bana salatınız sizin için zekattır. Sekizinci hadis-i şerif, yanında ben zikrolunduğum zaman üzerime salat etmeyen kişinin burnu yere sürtülsün. Tirmizi davat. Dokuzuncu hadis, kim bana bir kere salat ederse Allah-u Teala ona 10 salat eder. 10 günahını siler, 10 kat derecesini artırır. Kim bana bir salavat getirirse Allah-u Teala bu yüzden o kimseye 10 misli mağfiret eder. Müslim'de geçiyor bu hadis-i şerif. Enes radıyallahu anh buyurdular ki, kim bana bir kere salat okursa Allah da ona 10 salat okur ve 10 günahını affeder, mertebesini 10 derece yükseltir. Yine Nesai'de Ebu Talha'dan gelen bir rivayet şöyle. Bir gün Resulullah aleyhisselam yüzünde bir sevinç olduğu halde geldi. Kendisine yüzünüzde bir sevinç görüyoruz dedik. Bana melek geldi ve şu müjdeyi verdi. Ey Muhammed! Rabbin diyor ki sana salavat okuyan herkese, benim 10 rahmette bulunmam, selam okuyan herkese de benim 10 selam okumam sana ikram olarak yetmez mi? Nesai'de geçiyor bu hadis-i şerif. Yanında ben zikrolunduğum zaman bana salat etmeyen ateşe girer. Allah-u Teala benim için 2 melek görevlendirmiştir. Ben bir Müslümanın yanında anıldım da bana salavat getirdi mi mutlaka o 2 melek ona Allah seni bağışlasın derler. Allah-u Teala ve diğer melekleri de o 2 meleğe cevap olarak amin derler. Bir Müslümanın yanında adım zikrolunduğunda da bana salavat getirmedi mi, mutlaka o 2 melek Allah seni bağışlamasın derler. Yüce Allah ve öteki melekleri de o 2 meleğe cevaben amin derler.
Kıyamet gününde bana halkın en yakın olanları ve şefaatime hak kazananları bana en çok salavat getirenlerdir. Evs İbni Evs, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurlar ki, Cuma en hayırlı günlerinizden biridir. Hazreti Adem aleyhisselamın toprağı o gün yaratıldı. O gün kabz edildi. Kıyamette sura o gün üflenecek, sayha da o günde olacak. Öyleyse o gün bana salavatı çok okuyun. Zira salavatlarınız bana arz edilir. Orada bulunanlar, salavatlarımız size nasıl arz edilir? Siz çürümüş olacaksınız dediler. Aleyhissalatü vesselam, Allah-u Teala Hazretleri arza peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kıldı buyurdular. Ebu Davud'da, Nesai'de geçen hadis-i şeriflerden. İbni Mesud radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurun, rivayet ediyor. Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını anında bana tebliğ ederler. Ebu Mesud el-Bedri, biz Sa'd İbni Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah aleyhissalatü vesselam yanımıza geldi, kendisine Beşir İbni Sa'd, ey Allah'ın Resulü, bize Allah-u Teala Hazretleri sana salat okumamızı emretti. Sana nasıl salat okuyabiliriz diye sordu. Efendimiz aleyhisselam şu cevap verdi. Şöyle söyleyin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema sallayte ala İbrahim'e ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema barikte ala İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in âline rahmet kıl. Tıpkı İbrahim'e rahmet kıldığın gibi. Muhammed'i ve Muhammed'in âlini mübarek kıl. Tıpkı İbrahim'in âlini mübarek kıldığın gibi. Resulullah ilaveten şunu söyledi. Selam da bildiğiniz gibi olacak. Şüphesiz ki benim üzerime salavat getiren kimsenin selamını almak için Allah bana ruhumu iade eder. Ebu Davud'da geçiyor. Yine diğer bir hadis-i şerifte dua eden kimse Peygamber aleyhisselama salat etmedikçe duası perdelenir. Dergahı icabete vasıl olmaz. Taberani'de geçiyor. Bir diğer hadis-i şerif, sizden biriniz Allah'tan bir dilekte bulunduğu zaman evvela ona şanına layık tarzda hamdü sena etsin. Sonra Peygamber aleyhisselama salavat getirsin. Çünkü bu suretle arzusuna daha kolay kavuşur. Taberani'de geçiyor bu hadis-i şerifte. Cebrail ile karşılaştığımda bana şöyle dedi. Sana müjde ederim. Allah diyor ki, kim sana selam verirse ben ona selam veririm. Kim sana salat getirirse ben ona salat getiririm. Beyhaki'de geçiyor bu hadis-i şerif. En son hadis-i şerifimiz de Ebu Davud'da geçiyor. Hangi bir zümre bir mecliste oturup da Allah'ı anmadan bana da salat getirmeden dağılırsa üstlerine Allah'tan bir hasret çöker. Dilerse onları azaplardan yarlıgar. Rabbim sevgili peygamberimizi hakiki manada tanımayı, onu sevmeyi, başta Rabbimizi, Kur'an'ı, sevgili peygamberimizi, sünnetini anlayarak, içselleştirerek hayatımıza hayat yapmayı, dinin özünü, ruhunu kavramayı bütün dinleyicilerimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.